büyük bir hata yaptım bir tane. Daha dur. Bir başlangıç. Teşekkür ederiz çocuklar. Kusura bakmayın, çok yoruldum. Ne yaptın zannediyorsun sen? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Şu an senin yanında olmam gerekiyor sevgilim. Bırak. Biz ayrıldık. Bir şey söylesene Chet. Aa. Bu kötü gününde ben seni hiç yalnız bırakır mıyım bir tanem? Kesin saçmalamayı. Herkes size bakıyor. Tek bir olay istemiyorum, anladınız mı? Gidelim buradan hadi. Sakın ha. Ben seni kurtarmaya çalışıyorum. Her şeyi batırma. Bununla mı kurtaracaksın beni? Ben senin daha fazla rezil olmaman için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bir dakika. Siz anlaştınız. Babaanne buraya Chet'i sen getirdin değil mi? Yeter. Yeter. Bir pisliği başka bir pislikle örtmeni istemiyorum. Onları o pozları verirken düşünecektin. Benden bu kadar. Bundan sonraki pislikleri sen düşün. Fikriye Hanım, kızınızın namusunu kurtarabilmek için üzerime düşeni yaptım. Sıra sizde. Bunlar bir arada olduğuna göre kesin bir şeyler dönüyor. Vallahi cehennem boş kalmış. Ayşegül ne oluyor ya, anlatsana. Aman merak etme sen. Babaannemin işleri işte. Chet'le anlaşmış. Yani şu magazindeki fotoğraflardan sonra daha fazla dedikodu olmasın. Bana açıklama yapıp durma. Sen de bana kızmaktan vazgeç. Onların elindeyim, görmüyor musun? Zaten çıkan şu fotoğraflardan sonra başım büyük dertte. Ama bu bir dönem. Geçecek. Sadece bana biraz zaman ver. Zaman ver, her şeyi çözeyim. Ben artık katlanamıyorum Su. Senden uzak kaldığımda çok özlüyorum, unutuyorum. Ama birlikte olmaya başladığımızda bana yeniden neden olmadığını hatırlatıyorsun. Yapma. Sorun ikimizin arasında değil ki. Olanlarla ancak bu kadar başa çıkabiliyoruz. Sen başa çıkamıyorsun. Demir, lütfen bana biraz zaman ver. Beni sevdiğini biliyorum. Seni sevsem bile her şeye katlanacak değil. Aşk benim için öyle bir şey değil. Çok zorladık. Birbirimizden uzak duralım. Kavga etmişler. Benim de feci şekilde.
Daha da beteri. Onu istemediğini söylemiş. Her zamanki yalanlarından. Fal mı bakıyorsunuz ya? Nereden anladınız? Kırık kalpler birbirini nerede görse tanır Eliezer. Ayşegül. Sevgilinin kalbi kırılmış galiba. Fikriye ile bileğe sıkışmışsın. O kadar alçaldın ki artık çukurda sayılırsın. Seninle aynı yerdeyim yani. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Neyin karşılığında? Hırsımdan. Sadece hırsımdan. Aynı senin gibi. Aslında bu konuda da birbirimize benziyoruz. Biz artık birbirimize benzemiyoruz. Çünkü sen kaybedenler kulübündensin. Korkutma şu kızı. Yazık ona. Yazık vallahi. Bu sefer de seni teselli ikramiyen oldum. Ayşegülcüm, senin kıskançlıklarını hevesle ben de gayet iyi biliyoruz. Çet bir şey diyeceğim. Sandığın kadar iyi numara yapamıyorsun. İyi eğlenceler. Bir viski. Aslında var ya, bütün bunlar hoş da. Yani eski orta üst sınıf hayatımdan pek de bir farkı yok. Pardon var. Önceden magazinde takip ediyordum. Şimdi canlı. Oh. Üveycan. Sen de alıp başını gitme ne olur. Bütün amcalara, teyzelere merhaba dedin mi sen bakayım? Aile kurumuna içiyorum. Ve ebesine. Sen ne içiyorsun bakayım? Portakal suyu. Aferin, arada kaynama. Seninki vişne suyu sanki değil mi? Neyse, yakında sen de portakal suyuna talim edeceksin. Yapma ya, niyeymiş o? Yeni yasa çıktı, bilmiyor musun sen? 24'üne kadar beklersin artık. Abi evet ya, of, o ne? İçelim. Evet. Bundan sonra benim de ne aklıma geliyorsa o. Su mesaj çekmiş. Eve dönüyormuş. İyi. Bizim de işimiz bitti zaten. Herkese istediği resmi verdik. İşe yarar değil mi? Yani en azından suyu Çetin konusunda rahat bırakırlar. İnşallah. Uğraşıyorum işte. Onu yalvarırken görmek, onu ağlatabilmek. Geçmişimi ondan geri almak bütün ümidim. Ne dedin? Hiç. Olmaz artık diyorum. Kapı açık, arkasını dönsün, çıksın. İstemiyorum artık. Bir zamanlar o da bana acımadı. Yalnız kalsak da yıkılmadık. Ek olarak da hepsini karşılığına alacağım.